Azimli olmak Rabbimiz biz insanları yaratırken dünyada yaşayabilmemiz için bize çeşitli yetenekler vermiştir. Bu yeteneklerimiz sayesinde hayatımıza yön veririz. Bu yetenekler neler mi? Hepimizde olan şeyler. Örneğin akıllıyız, düşünebiliyoruz, güçlüyüz, istek ve arzularımız var değil mi? İşte biz Allah'ın bize verdiği yetenekleri sonuna kadar kullanmaya, yılmadan Sabırla çalışıp devam etmeye azimli olmak diyoruz. Bu yeryüzündeki diğer canlılar için de böyledir. Allah'ımızın yarattığı her canlı kendi yeteneğine göre bir işin peşindedir. Örneğin arılar uçar, en faydalı çiçekleri tanır, binlerce çiçekten bıkmadan, usanmadan çiçek özü toplar, götürür ve kovanında bal yapar. Hiçbir arı ama bu iş çok zor. Bugün de kovanında uzanıp yatayım. Demez. Her gün durmadan bal yap. İnsanlar yesin. Benim bu işten karım ne? Diye sızlanmaz. İnsanlar için en lezzetli, en şifalı balları üretmeye devam eder. Karıncaları bir düşünelim. Sabah yuvalarından çıkar. Akşama kadar bayır çayır demeden dolanır, yiyecek ararlar. Bir yiyecek buldular mı kendisinden birkaç kat ağır bile olsa onu sabırla, azimle yuvalarına kadar götürürler. Taşıyamadıklarında vazgeçmezler. Yuvarlıya yuvarlıya götürürler. Hiçbir karınca da of bu nasıl hayat yahu bir lokma yiyeceğiz çektiğimiz zahmete bak diye düşünmez. Hem arılar hem karıncalar diğer hayvanlar gibi Allah'ın kendilerine verdiği yetenekleri en iyi şekilde ve en faydalı yerlerde kullanırlar. Bir insansa eğer isterse bir aradan daha sabırlı ve çalışkan olabilir. Bir karıncadan daha gayretli ve azimli olabilir. Çünkü Allah'ımız biz insanları diğer canlılardan daha yetenekli yaratmıştır. Öyleyse bir Müslümanın en büyük hedefi Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Bunun için de daima azmetmeli, tembellikten kaçınmalıdır. Yani azimli olmak, sabır ve sebatla çalışmak, daima gayret etmek demektir. Hoşlanmadığımız bir durumda bilinçli olarak dayanma ve direnmeyi sabır diyoruz. Sebat ise bir işi yılmadan sonuna kadar götürmek, sözünden veya kararından dönmemektir. Rabbimiz bizden çalışkan ve gayretli olmamızı ister ve Kur'an'da buyurur. İnsan ancak kendi çalıştığının karşılığını alır. Necm suresi 39. ayet. Zorluklar karşısında hemen yılmamamızı, azimle çalışmaya devam etmemizi ve bunları yaparken de kendisinden yardım istememizi, ona güvenmemizi ister ve şöyle buyurur. İş konusunda onlarla müşavire et. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran Suresi 159. Ayet Çünkü biz iyi niyetimizle başladığımız iş ne kadar zor olursa olsun gayreti elden bırakmadıkça, sabırla çalışmaya devam ettikçe Allah'ımız bize yardım edecektir. Biz başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum dediğimiz sürece Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Bakın sevgili peygamberimiz Amca oğlu İbni Abbas'a nasıl nasihatte bulunuyor. Biz kendimizi İbni Abbas'ın yerine koyalım. Peygamber Efendimizi öyle dinleyelim. Yavrum, sen Allah'a tam inanıp güvenerek çalış. Allah'ın memnun ve razı olacağı işlerde çalışıp başarmaya güç yetirebilirsen çalışmaya devam et. Eğer çalışıp gayret ettiğin halde hoşuna gitmeyen şeyler karşına çıkarsa sabırlı o ki bunda çok hayır vardır. Şunu da unutma, Allah'ın yardımı sabırla birlikte gelir. Bir dertten kurtuluşta sıkıntıyla birlikte gelir her zorlukta bir kolaylık vardır. Şayet azmedip sabredersen zorluklar kolaylıklardan fazla olmayacaktır. Kısa yoldan hayat Başımıza geleni hiç sormayın. Yarı yıl tatili geldi diye sevinirken olanlar oldu. Musa'nın karnesi zayıflarla dolu. Meğer bu dönem derslerine hiç çalışmamış. Öylece yan gelip yatmış. Evimizin hiç tadı tuzu yok. Benim Hayta abim karnesini nereye saklayacağını bilemiyor. Önce elbise dolabının içine koydu. Orayı beğenmeyince çantasının içine soktu. Orası da yetmeyince yatağının altına attı. Böylece zayıflarından kurtulacağını sanıyor olmalı. Babamsa hem kızgın hem endişeli. Söylenip duruyor evin içinde.'' Öyle karneni saklayarak zayıflarını örtemezsin. Karneni odanın duvarına as da notlarını gördükçe çalışmayı hatırla. Musa ne karnesini duvara astı ne de şimdiden ders çalışmaya başladı. Üstelik bir de okulu bırakmak istiyorum diye tutturmasın mı? Bir an önce iş bulup çalışacakmış. Yanlış duymadınız. Musa Bey iş hayatına atılacak. Ona azmedip de derslerine çalışırsa zayıflarını kurtarabileceğini anlattık ama dinleyen kim? Hayta abi kısa yoldan hayatımı kazanacağım diye tutturdu. Babam da madem öyle hemen sana bir iş bulalım diyerek kolları sıvadı. Aradan daha iki gün geçmişti ki aranan iş bulundu. Ne işi mi? Çaycılık. Musa bir çay ocağında ondan böyle amcalara çay taşıyacakmış. Hadi hayırlısı. Ne garip. Babamdan sonra evimizde çalışan biri daha oldu. Musa Bey hafta başından beri çay ocağına gidiyor. Ama halinden pek memnun sayılmaz. Daha ilk günden dert yanmalar başladı. Of ayaklarım şişti. Bacaklarım ağrıyor. Eee ne yapalım? Bunu kendisi istedi. Bu devirde iş bulmak kolay mı? Derken bizimki daha haftası dolmadan istifayı bası verdi. Aldığı haftalığı beğenmemiş beyefendi. Öyle üç kuruşa bütün gün koşturup duramazmış. Ailece hiçbirimiz bu duruma yorum yapmadık. Abimin oturup derslerine çalışacağını sandık. Fakat daha aradan birkaç gün geçmemişti ki Musa bu sefer de masa başı iş bulacağım. Niye tutturmasın mı? Bizim sokağın başındaki fırıncı babamın arkadaşıdır. Bunu duymuş. Madem öyle gelsin fırınımda müşterilere ekmek salsın. Demiş. Hadi hayırlısı. Musa yeni işine hevesli başladı. Birkaç gün halinden hiç şikayet etmedi. Ama bu da uzun sürmedi. Çünkü bizimki fırında ekmek satarken hesapları birbirine katmış, karıştırmış. Aldığı ekmeklerin parasını eksik hesaplamış. Bazılarını da fazla fazla almış. Kasadaki bütün hesapları alt üst etmiş yani. Akşam hesaplar birbirine tutmayınca da çok utanmış tabii. E ne de olsa hesap kitap bilmek matematikçilerin işi. Kısacası bizimkinin fırıncılık macerası da başlamadan bitti. Artık çalışmak istemiyor. Odasına kapanıp hayata küstü. Ama yok öyle. O gece ailece odaya baskın yaptık. Meğer bizimki yatağın altındaki karnesini çıkarmış zayıflarını inceliyormuş. İstersen karnendeki bütün zayıfları hala kurtarma şansın var. Dedi babam. Musa çok zor diye sızlandı. Baksana şu karnenin haline önce bunu istemelisin dedi annem. Unutma Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Ablamla ikimiz biz de sana yardıma hazırız dedik. Musa'nın gözleri birden sevinçle parladı. Yani ben ders çalışırken siz tatilin tadını çıkarmayacak mısınız? Tabii ki dedik. Üstelik tatile çıkmak için seni bekleyebiliriz. İşte o günden sonra bizim Musa'ya bir haller oldu. Önce kendine bir çalışma programı hazırlayıp yatağının başucuna astı. Ondan sonra da her gün bu programdaki saatlere uyarak çalışmaya başladı. Onu hiç bu kadar istekli görmemiştim. Her sabah yatağından kalkar kalkmaz, ''Günün en verimli saatleri sabah saatleridir.'' diyordu. ''Tutmayın beni.'' Biz de Musa'nın çalıştığı saatlerde evde gürültü yapmamaya dikkat ediyorduk. Ben Musa'nın ne aceleci olduğunu bildiğimden bu işten çabucak sıkılır ve yakında ders çalışmayı bırakır sanıyordum. Ama bu kez korktuğum olmadı. Musa okul açılınca da ders çalışmayı sürdürdü. Ders çalışmaktan sıkıldığı zaman birkaç arkadaşıyla iletişime geçti. Bazen onlar bize geldi, bazen de abim onlara gitti. Böylece birbirlerine destek oldular. Ayrıca apartmanımızda oturan bir öğretmen amca Musa'yı anlayamadığı derslerde yardımcı olacağını söyledi. Böylece önemli bir mesele de halledilmiş oldu. Çünkü özellikle matematikteki bazı konular abiciğimi zorluyordu. Azmin elinden ne kurtulmuş da Musa'nın elinden zayıflar kurtulsun? Abim ikinci dönemi fırtına gibi girdi. Gösterdiği azim ve sebatla daha ilk sınavlardan yüksek notlar aldı. Zayıflarını aslanlar gibi kurtardı. Babam ödül olarak bizi bu hafta sonu Bursa'ya götürüyor. Gönlümüzle gezip şehrin altını üstüne getireceğiz. Yine görüşmek üzere. Öykü Açıklaması Sevgili arkadaşlar, her gün okula gidip derslerinize çalışırken siz de yıl sonunu iple çekiyorsunuz değil mi? Kim pırıl pırıl notlarla dolu bir karniye kavuşmak istemez ki? Musa da istiyordu tabii ama sınıfını geçebilmesi için derslerinde sebat edip azimle çalışması gerektiğini zamanında düşünememişti. Oysa her güzel şeyin bir bedeli vardır. Siz hiç emek verilmeden yeşeren bir meyve bahçesi gördünüz mü? Ya kendiliğinden şehrin ortasında yükseliveren bir bina ya da kendi başına giden bir araba? Kullandığımız her alet, her eşyada birilerinin emeği var. Eğer insanlar çalışıp azmetmeseydi, bugün ne bu kocaman şehirler, fabrikalar, binalar olurdu ne de hayatımızdaki kolaylıklar. Fakat öykümüzün kahramanı Musa derslerine çalışması gerektiğini anladığında ne yazık ki biraz geç kalmıştı. Karnesini gördüğünde zayıflarının çok olmasıysa onu umutsuzluğa sevk etti. Hepimiz bazen istemesek de zor durumlarda kalabiliriz. Oysa güzel dinimiz İslam, şartlarımız ne olursa olsun bize umutsuz olmamayı öğütler. Bir Müslüman hangi zorlukla karşılaşırsa karşılansın çaba göstermelidir. Yılgın ve umutsuz insanın içinden ne ibadet etmek gelir ne de başarılı olmak. Eğer karşılaştığımız güçlükleri atlatmak için çaba gösterir ve dua edersek Rabbimiz de bize yardım eder. Çünkü Allah çalışkan, azmeden ve işlerinde sebat eden kullarını sever. Kullarını Dünyada ve ahirette ödüllendirir. Ah şu ödevler. Ödevler, ödevler, ödevler. Sanki hiç bitmeyecekler. Annen: Evladım, azimle çalış derslerini. Sana şimdi sıkıcı gelir ama ileride iyi ki çalışmışım dersin." diyor. Baban: büyük adam olup topluma faydalı biri olman için çalışman lazım. Diyerek ekliyor. Öğretmenin, bütün gayretimiz sizin için. Derslerinizde azimli olursanız siz kazanırsınız. Deyip duruyor. Tamam anladık ama bu kadar da gelinmez ki insanın üzerine. Ben bir çocuğum, oyun en büyük hakkım. Deyip kitapları kapatıyorsun. Nasıl olsa notlarım iyi. ''Arada birkaç soruyu atlar ya da kafadan atarsam hiçbir şey fark etmez.'' diyorsun. Düzenli sürdürdüğün kitap okumalarını gün aşırıya indiriyor, cevap anahtarıyla testlerin süresini kısa atıyorsun. Sonunda yıl sonu gelip çatıyor. Sıra sınıf birincisini açıklamaya geldi. Çok heyecanlısın. Karneler dağıtılırken ''Yine takdir belgesi alacağım. Hep birinci olmak güzel bir şey.'' diye içinden geçiriyorsun. Öğretmenin ''Bu yılın en başarılı öğrencisini açıklıyorum.'' diyor. Hafifçe ayağa kalkmak için hazırlanıp doğrulurken ''O da ne?'' Öğretmenin başka bir arkadaşının ismini söyleyiveriyor. Sen hayretle ''Nasıl olabilir? Onun notları düşüktü.'' deyince öğretmenin ''Evet, yılın başında düşüktü. Ancak arkadaşınız azimle çalıştı. Derslerinde sebat gösterdi. Pes etmedi.'' Ödevlerini eksiksiz yaparak bütün notlarını düzelttiği gibi en yüksek puanı aldı. Şunu unutmayın ki azimli insan daima yol alır. Yalnızca kendine güvenen ve azmetmeyen kimse ise yarı yolda kalır. Öğretmenin bu sözleri üzerine yıl boyunca yaptıklarını hatırlayınca ne hissedersin? Bir işte başarılı olup kendimize güvenmemiz, azimle çalışmamızı engellerse ne gibi zorluklar yaşarız? Amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. Hadisi size ne düşündürüyor? Yıl 1453. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında çok genç bir padişah olmasına rağmen büyük zaferler kazanmıştı. Size Gemileri karada yürüttü desem inanır mısınız? Yok canım olamaz diyenler için hemen söyleyelim. Azim olmaz sanılan nice işi oldurur. İnsan yılmadan, vazgeçmeden gayretle çalışır, sebat gösterirse Allah'ın izniyle her işi başarır. Nasıl mı? Anlatalım. Yıl 1453'tü. İstanbul'un fethi için var gücüyle savaşmakta olan Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusu bir türlü başarılı olamıyordu. Askerler bütün güçleriyle surları yıkmaya çalışıyor fakat Bizans askerleri yıkılan yerleri hemen tamir ediyordu. Gemiler Haliç'e varabilse fetih gerçekleşecekti. Çünkü Haliç surları zayıftı. İyi de oraya nasıl geçilecekti? Genç padişah geceler boyunca düşündü. Hocasına danıştı, dualar etti. Farklı zamanlarda bir, iki, üç hücum oldu. Fakat fetih bir türlü gerçekleşmiyordu. Genç padişah yılmıyor, ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u diyerek azmini dile getiriyordu. Nihayet bir gece bütün askerlerin fedakarca çalışmasıyla gemileri karadan kızaklar üzerinden yürüterek Haliç'e indirdiler. Sabah Ulubatlı Hasan'ın ve nice cesur askerin şehitliği göze alarak yaptığı son hücumun ardından İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet'in bu kadar kararlı ve azimli olmasının sebebi Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur sözüydü. Fatih peygamberinin müjdelediği komutan olmayı çok istemiş ve çocukluk yıllarından itibaren bu hedefe nasıl ulaşabileceğini düşünmüştü. Azmin kaynağı inanç ve sevgidir. İnsan ancak sevdiği ve inandığı değerler için yılmadan çalışabilir. Hele de Fatih Sultan Mehmet Han gibi sağlam bir inancı ve Akçemseddin Hazretleri gibi kıymetli bir hocası varsa hedefe ulaşmak o kişi için daha da kolaylaşır. Allah küçük çocuklara büyük hayaller nasip etsin. Azim, kararlılık ve sebatla güzel işler başaranlar arasına bizi de katsın. Amin. Büyük define peşinde. Bağdat'ta yaşayan bir adam vardı. Bu adam babasından kalan mirası sorumsuzca yiyip bitirmiş, beş parasız ortalıkta kalmıştı. Yoksul mu yoksul bir hayat sürüyordu. Bir gün Allah'a dua ederek, Ey Rabbim sen bana zenginlik verdin ama ben kıymetini bilemedim. Lütfen bana bir geçim kaynağı göster bir daha asla malımı saçıp savurmayacağım dedi. Fakir adam o gece ilginç bir rüya gördü. Rüyasında ona şöyle deniyordu. Mısır'a git, filan yerde büyük bir define var, onu bul. Adam uyanınca, bu rüyanın bir hikmeti var. Rabbim duamı kabul etmiş olmalı. Mısır'a gidip o defineyi bulmalıyım, diye düşündü. Fakat yola çıkmak için ne bineği vardı ne de parası. Yine de umutsuzluğa kapılmadı. Olsun dedi. Bineğim yok ama ayaklarım ne güne duruyor. Vakit geçirmeden büyük bir azimle yola koyuldu. Lakin yol uzun ve zahmetliydi. Kimi zaman tek başına yürüdü. Kimi zaman yolda gördüğü kervanlara katıldı. Yarı aç, yarı susuz günlerce yol aldı. Böylece Mısır'a geldi. Ancak yorgunluktan perişan düşmüştü. Cebinde ise tek kuruşu yoktu. Çaresiz geceyi terk edilmiş bir barınakta geçirdi. Aradan günler geçti. Derken adam bir çömlekçi de iş buldu. Para kazanmaya başlayınca güç kuvvet topladı. Kendine çeki düzen verdi. Bir yandan da defineyi bulmak için çevreyi araştırmaya başladı. Ama hiç bilmediği bir yerde define aramak öyle kolay değildi. Nereye elini atsa boş çıkıyordu. Öyle ki sıkıldığı, her şeyi bırakıp geri dönmeye niyetlendiği anlar oldu. İşte yine defineyi bulmak için şehrin içinde araştırmaya çıktığı böyle akşamlardan biriydi. Adam dalgın dalgın yürüyordu. O sırada yolunu ansızın bir gece bekçisi kesti. O aralar şehirde hırsızlık çok olduğundan geceleri sokağa çıkan kimselere pek iyi gözle bakılmıyordu. Bekçi adama sert bir sesle sen dedi. Nereye gidiyorsun? Bu saatte yolunu mu şaşırdın? Adam ne diyeceğini bilemediğinden kemküm ederek sustu. Yürü dedi bekçi. Seni padişahın huzuruna çıkarayım da derdini ona anlat. Padişahın adıyla beti benze atan adam çaresizce ''Aman bekçi kardeş'' dedi. ''Ben ne hırsızım ne yan kesici. Mısır'da garip bir Bağdatlıyım. E ne arıyorsun buralarda?'' Adam dayanamadı. Aylar önce gördüğü rüyayı ve aradığı defineyi bekçiye bir bir anlattı. Bekçi onu dinledikten sonra bir kahkaha attı ve şöyle dedi. İyi adamsın ama akılsızın tekisin. İnsan hiçbir rüyanın peşine takılır da bu kadar yol gelir mi? Ben de yıllardır böyle bir rüya görüyorum. Bağdat'ta filan mahallede filancının evinin yanında gömülü bir define var diye. Ama bir rüyanın peşine takılıp da gidecek kadar akılsız değilim. Adam bekçinin belirttiği adrese kulak kabartınca çok şaşırdı. Çünkü sözü edilen yer kendi evinin yanıydı. Adam o gece evine dönmeyi aklına koydu. Nihayet günler süren zor bir yolculuğun ardından Bağdat'a vardı. Evine geldi ve defineyi bekçinin söylediği yerde eliyle koymuş gibi buldu. Sevinçle ellerini açarak, ''Sana şükürler olsun ey Rabbim.'' dedi. Meğer Mısır'a gidip gelmek için çektiğim bunca sıkıntı rızkımı bulmam için bana rehber olmuş. Bana azim ve güç verdiğin için teşekkür ederim. Yoksa evimin yanındaki bu defineyi asla bulamazdım. Adam o günden sonra zengin oldu. Ancak parasını har vurup harman savurmadı. Yerli yerince harcadı. Yoksulların hakkını gözetti. Zorda kalanlara yardım etti azimli insanlara ise daima destek oldu. Kap, koş, söyle. Üçer kişilik A ve B gruplarını oluşturalım. A grubu tahtaya yapıştırılmış ayeti kapıp kaçırıp yüksek sesle söylemek, B grubu ise A grubunu engellemekle görevli. İki çizgi çizerek oyun alanımızı üçe bölüyoruz. Her görevli çocuk o çizgileri geçmeden görevini yapmalı. Ayrıca birbirlerini elleriyle tutup çekmeden durdurmaya çalışmalılar. Yazılacak Ayetlerimiz Lokman Suresi 17. Ayet Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Ali İmran Suresi 159. Ayet İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Kolay gelsin. A grubunun birinci öğrencisi tahtadaki ayeti almak için uğraşmakla görevli. B grubunun birinci öğrencisi ise onun almasını engellemek ve elinden geleni yapmakla. 2. A grubu birinci öğrencisi kağıdı kapıp ikinci arkadaşına vermeye çalışacak. Alan öğrenci kağıdı arkadaşından teslim alıp üçüncü arkadaşına kaçırmakla görevli. Bu arada B grubunun ikinci öğrencisi kağıdı aldırtmamaya Alınmışsa üçüncü bölgeye ulaştırmamaya çalışacak. 3. Son aşamaya gelindiğinde A grubu kağıdı son arkadaşına ulaştırdığında kağıdı alan öğrenci yüksek sesle yazıları okumalı. Tabii B grubunun üçüncü öğrencisinden fırsat bulabilirse. Okutmamak ya da sesini duyurtmamak için elinden geleni yapacak. Sonra gruplar değişerek oyun tekrar oynanır okunan ayetlerin ne anlatmak istediği üzerine konuşulur. Oyundan sonra şu sorulara cevap aranır. Azim ve mücadele etmeden bu oyun zevkli olur muydu? İyiliği yaparken mi, iyiliğe engel olurken mi kendinizi iyi hissettiniz? Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi hep hayırlara koşun, yarışın. Bakara Suresi 148. ayeti düşününce aklınıza azimle yapabileceğiniz neler geliyor? Ne olurdu? Karıncalar azim ve gayretlerini kaybedip uzaklara giderek yuvalarına yiyecek taşımasalar, çiçekler rüzgara karşı direnmeyip yapraklarının, goncalarının kopup gitmesine izin verseler, İtfaiyeciler yangını tamamen söndürmeye azmetmeyip yorulduklarında bırakıp gitseler, tartılar bu kadar ağırlığı kaldıramayacağım diyerek ağırlıkları tartmayı sabretmeden, azmetmeden bıraksalar, askerler düşmanları karşı ülkemizi gece gündüz azmedip korumaya çalışmasalar, bahçıvanlar güneşin altında azimle çalışmayıp sebzeleri susuz ve gübresiz bıraksalar, Azimli olan ne yapar? Daha başarılı olmak için çalışır. Ulaşılması zor hedeflerin hayalini kurar. Bir işe başladığında yorulsa da sebat edip onu tamamlar. Ne kadar zor gelse de ödevlerini yapıp bitirir. Başarmak istediği şey hakkında gerekirse hiç düşünmeden fedakarlık yapar. Ne kadar ağır olursa olsun sorumluluklarını yerine getirir. Hedefine ulaşmak için gayret eder. Başarısız olsa da vazgeçmez ve denemeye devam eder. Yanlışlarından ders alır ve daha iyi bir insan olma gayretinde bir kişi olur. Zamanını iyi kullanır. Bütün dikkatini işine verir. Disiplinli bir şekilde çalışır. Azimli olan ne yapmaz? Başladığı işi yarım bırakmaz. Tembellik etmez. Sıkıntılarla karşılaştığında yılmaz. Azıcık zorluk görünce kaçmaz. Sürekli kendini düşünüp bencillik etmez. Bir konuda istediği olmadığında hemen küsmez. Başarılı olduğunda böbürlenip şımarmaz. Vaktini boşa harcamaz. Başarısız olduğunda ümitsizliğe düşmez. Küçük başarılarla yetinmez. Aldığı sorumluluklarla ilgili gevşeklik göstermez. Dikkatsiz ve özensiz olmaz. Disiplini elden bırakmaz. Azmi çiçekten öğrenmek. "Sıkıldım." deyip somurttu. Genellikle böyle yapar. Ne zaman bir işe başlasa yarım bırakırdı. Bu huy onda o kadar baskındı ki bazen sağ ayağının çorabını giyecek de sol ayağınınkini giymeye üşenecek sanırlardı. Ya da ağzındaki lokmayı çiğneyecek de yutmaya erinecek. Ama dedi annesi bu sefer sıkılmadan devam etmen gerekiyor. Ne yap et ödevini bitir. Bu ödev değil ki diye sızlandı bizimki. Sanki bunu bitirip öğretmenden not mu alacağım? Yapılması gereken her iş bir ödevdir, dedi annesi. Yemek hazırlamak, evin tertip ve düzenini sağlamak, sizin terbiyenizle meşgul olmak nasıl benim ödevimse, evin geçimini sağlamak bizimle ilgilenip sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak da babanın ödevi. Anne ve babana saygı duymak, onlara yardımcı olmak ve derslerine çalışmak da senin ödevlerin arasında. İşte bu sebeple sana verdiğim işten sıkılmaman gerekiyor. Ama bana bahçedeki taşları süpür diyorsun. Oh ne güzel işte. Bahçemizin temiz ve ferah bir yer olması için çalışacaksın. Ama ben bu işi bitirene kadar yorgunluk ve açlıktan ölürüm. Ben de sana arıların azimle çiçek çiçek gezerek yaptığı bağdan ikram ederim. İkna olmamıştı. Kendini zorlayarak bahçeye çıktı. İçinden hiç iş yapmak gelmiyordu. O yalanıp dururken taşlar arasından çıkmış olan bir bitkiye gözü ilişti. Bu duruma o kadar çok şaşırdı ki orada öyle dakikalarca kaldı. Şaşkınlıkla çiçeği seyrederken annesi yanına geldi. İnce ve narin yapraklı bir çiçeğin o sert taşları yararak nasıl çıktığına şaşırdın değil mi? Evet dedi çocuk. Hem de çok şaşırdım. O çiçek topraktan başını çıkarıp taşlar arasından kendine bir yol bulmak için şüphesiz çok büyük bir azimle mücadele etmiştir. Azmeden zayıf yapraklı bir çiçek bile olsa başarıya ulaşır. Üşenmeden, yılmadan çalışanlar da hep bu çiçek gibidir. Çocuk bir çiçeğin dallarına baktı, bir kendi kollarına. Bir çiçeğin yapraklarına baktı, bir kendi ellerine. Bu küçücük çiçeğin azmini görünce kendi tembelliğinden utandı ve o gün bir karar verdi. Bundan sonra en ufak bir zorlukta vazgeçen, uyuşuk ve korkak biri olmayacağım. Bundan sonra işte bu çiçek gibi sabırlı ve çalışkan olacağım. Ne mutlu sana dedi annesi. Demek artık azimli bir çocuk olacak ve başarıdan başarıya koşacaksın. İkisi de gülümsediler. Çocuk canla başla bahçenin taşlarını süpürüp temizlediğinde vakit ikindiye yaklaşıyordu. Ömründe ilk defa bu kadar uzun süre çalışmış ve ilk defa bir işi tamamlamıştı. Bunun sevinci ve haklı gururuyla bahçeyi seyrederken annesi de uzaktan tebessümle ona bakıyordu. ''Benim çalışkan yavrum'' diye seslendi. Hadi artık içeri gel. Ballı börekler seni bekliyor. Meğer insan en çok azimle çalışıp yorulduğunda acıkırmış. Çocuk bir de baktı ki karınca zil çalıyor, buruncu ta bahçeden böreğin kokusunu alıyor, hem bir işi başarıp da ikramı hak etmiş olmanın verdiği sevinç var ya, işte o hiçbir şeye benzemiyor. Bizimki eve girmeden önce taşlar arasına çıkmış olan çiçeği bir kez daha bakıp göz kırptı. İşte o günden sonra azimli bir insan olmakla ilgili kararını büyük bir kararlılıkla hayatına geçirdi. İşlerinde sebat eden biri oldu. Azmettikçe Bu sene kısa surelerle Yasin suresini ezberleyen ve beş vakit namazını düzenli kılana dizüstü bilgisayar hediye. Deyince öğretmen herkes yaşasın diye heyecanla bağırmıştı. Hemen abdestler alınıp Kur'anlar açılmıştı. Sen de arkadaşlarına birlikte başlamıştın okumaya. Bir okudun, iki okudun, üç okudun, beş okudun, on, yirmi derken arkadaşın gidip öğretmenine ezberini vermiş, birinci sureyi geçmişti bile. Bir de önceden bazı sureleri esbere bilenler vardı. Aksızlık bu diye geçse de içinden yapacak bir şey yoktu. Hemen öğretmeninin yanına koşup aklına kaldığı kadarıyla okudun esberini. Öğretmenin o harf fırlatılacak, bu harf uzatılacak. Şunu uzatmayacaksın derken seni geri gönderdi yerine. Vaz mı geçsen acaba? Yetişemeyeceksin bu gidişte. Hayır. Dedin. Başaracağım, pes etmeyeceğim ben de. Bir, beş, on okuyuş daha yapıp soluğu öğretmeninin yanında aldın. Ve tamamdır, ikinci suredesin. Uzun sureler de var. Kendi kendine haftada bir sure ezberlesem diyorsun. Tamamlarım ben de. Bu arada namazlarını da unutmamalısın. Vakitleri aklında nasıl tutacaksın? Annenden yardım isteyip hesaplıyorsunuz. Saatini kurarak sabah namazını. Okuldan gelir gelmez öğle namazını, yemek yediğinde ikindi, akşam yemeği öncesi akşam ve yatmadan önce de yatsı namazını kılarsan tamam işte. Bu şekilde hiç unutmazsın. Yaşasın. Namazların sonunda ezberleyeceğin sureleri 10 kere okudun mu tamamdır. Bu iş kolay olacak galiba. Zamanla başlıyor herkes mırıldanmaya. Arkadaşların oyunun en güzel yerinde Nereye? Aman boş ver kaza yaparsın. Bugün de okumasan olmaz mı sureleri? Piknikte de namaz mı kılınır? Sure mi ezberlenir? Demeye başlamışlar. Bir de oçacaksın bu gidişte. Hoca olacaksın başımıza. Diye dalga geçmeye. Sen vazgeçmeyeceğim. Ne derseniz deyin namazlarımı kılıp surelerimi ezberleyeceğim bu konuda azimliyim deyip doğru bildiğini yapmaya devam ediyorsun. Okulun son günü öğretmenin bütün arkadaşlarının huzurunda seni yanına çağırıyor. Yanındaki dizüstü bilgisayarı göstererek arkadaşınız sadece bilgisayar kazanmadı. Günde beş altın topladı ve böylece zihinde ve gönlünde parlayan yıldızlara sahip oldu. Ahirette ise onu sonsuz mükafat bekliyor.'' Onu bu azmi ve her iki cihanda da kazançlı olduğu için kutluyorum dese ne hissedersin? Azimli davranıyorum, başarılı oluyorum. Ben ne olursa olsun doğru sözlü, güler yüzlü olmaya, odamı ve eşyalarımı her gün bıkmadan toplamaya, azimle derslerimi her gün çalışmaya, düzenli bir şekilde namazlarımı kılmaya, Günde en az bir ayet okumaya ya da Kur'an çalışmaya, uyumadan önce surelerimi tekrarlamaya, arkadaşlarıma, aileme ve çevreme sabırlı davranmaya karar verdim. Azim yıldızınızı parlatmaya hazır mısınız? Daha başarılı ve kaliteli bir hayat için, iyi ve doğru yaşamak için, başarılarımızı artırmak için kolları sıvayalım. Azim göstereceğimizi alanlara karar verip her gün uygulayalım. Uyguladığımız kararımızın yıldızını pırıl pırıl boyayalım. Bakalım bütün yıldızlarımız parıldayacak mı? Ha gayret, size güveniyoruz. Ne kazanırım, ne kaybederim. Azimli davranmaya dikkat edersem ne olur, etmezsem ne olur? Azimli bir şekilde davrandığınızda olacakları yeşile boyayın azimli bir şekilde davranmadığınızda olacakları ise mora boyayın. Sorumluluklarında azmedersem bütün işlerim zamanında ve başarıyla tamamlanır. Azmetmezsem bütün işlerim yarım ve eksik kalır. Azimle iyilik yapıya devam edersem etrafıma faydalı olur, sevilir, sayılırım. Etmezsem ne kendime ne etrafıma faydam olur. Doğrulukta sebat edersem herkes bana güvenir etmezsem başarısız işlerim yüzünden hem kendime olan güvenimi hem de insanların güvenini kaybederim. Sabırla ibadetlerime devam edersem Allah'ın sevgili kulu olurum. Etmezsem tembel ve uyuşuk biri olurum. Hem bu dünyada hem de ahirette başarı yıldızım daima parlar. Başta annem olmak üzere çevremdekiler tarafından sevilirim. Aksi takdirde hem bu dünyada hem de ahirette kaybedenlerden olurum. Şu çocuğa bak. Burak büyük bir trafik kazası geçirmişti. Kazada yaralanan kolu ve bacağı açıdaydı. Ayağa kalkamadığı için bütün gününü yatağında uzanarak geçiriyordu. Ailesi ise Burak'ın iyileşmesi için elinden geleni yapıyordu. Aradan günler geçti. Nihayet ağaçların çıkarılma vakti gelmişti. O gün Burak ve ailesi hastaneye gittiler. Ağaçlar çıkarıldı. Burak çok heyecanlıydı. Hemen ayağa kalkıp yürüyeceğini sanıyordu. Fakat umduğu gibi olmadı. Ayağa kalkmak isteyince canı yandı. Kolunu da rahatça oynatamadı. Doktor, Burak'a kolunun ve ayağının tamamen iyileşebilmesi için düzenli olarak egzersiz yapması gerektiğini söyledi. Burak, o gün eve döndüğünde üzgündü. Annesine, ''Biliyorum, bir daha yürüyemeyeceğim. Kolumda hep böyle sakat kalacak. Başı başına kendimi yormak istemiyorum.'' dedi. Annesi, ''Elbette de iyileşeceksin. Bunun için de çaba göstermelisin. Ben de sana yardım edeceğim.'' diyerek onu teselli etti. Burak ve annesi o günden sonra her gün düzenli olarak egzersiz yapmaya başladılar. Egzersiz yaptıkça Burak'ın orayı düzeldi, umudu arttı. Bir zaman sonra annesinden yardım almayı bıraktı. Artık kendi başına çalışabiliyordu. Böylece giderek kol kasları güçlendi. Bir şeye uzanırken eskisi kadar zorlanmaz oldu. Bacağında ise henüz bir gelişme yoktu. Burak o gün yine tekerlekli sandalyede babasıyla hastaneden dönüyordu. Doktor onu muayene ettikten sonra egzersize devam etmeleri gerektiğini söylemişti. Bir spor mağazasının önden geçiyorlardı. Burak, babacığım bacağımı güçlendirmek için egzersiz aleti alabilir miyiz? diye sordu. Babası Burak'ın azmine sevinmişti. Birlikte mağazaya girdiler. Babası aletlere bakınırken o sırada yanlarından geçmekte olan bir çocuk Burak'ı göstererek ''Aa anne şu çocuğa bak, tekerlekli sandalyeyle spor aleti almaya gelmiş. Nasıl spor yapacak acaba?'' diye sordu. Örnek olay incelemesi Sorular 1. Siz Burak'ın yerinde olsanız ne karar verirdiniz? Niçin? 2. Burak ümitsiz ve tembel bir çocuk olsaydı ne yapardı? 3. Burak'ın babasının yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Niçin? 4. Başımıza gelen bir sıkıntıyı aşmamızda çevremizdeki insanların görüşleri bizim için ne kadar önemlidir? İşte bu sorulara cevap vermelisiniz. Vazgeçtin mi? Alanlarımızı belirleyelim ve bir kartona yazalım. Nasıl mı? Örneğin doğruluk, adalet, sorumluluk, iyilik, sevgi, saygı gibi başlıklar alanlarımız olabilir. Her bir objenin arkasına bir objenin resmi çizilir. Bunu da örneklemek gerekirse güneş, bulut ve yağmur tanesi, su, ağaç, oksijen, renkler, gökkuşağı, dinlenme, huzur Ay ve yıldızlar evrensel denge, hayvan ve bitkiler besinlerimiz gibi. Daha sonra da seçilen arkadaşımız bir alanı seçip eline alacak ve sandalyeye oturacak. Bu arada bir sepet kağıt para, bir sepet şeker hazırlamayı unutmayalım. Öncelikle kartonu alan öğrenci o konuyla ilgili olarak hayatta azimle yapması gereken şeylerden örnekler verecek. Örneğin adalet kartonunu seçtiyse ben adaletliyim. Kimisinin zenginliğini, fakirliğine, yakınlığına, uzaklığına, ırkına, dinle bakmadan doğru neyse onu söyler, vazgeçmeden uygularım demeli. Şimdi sıra vazgeçirmeye geldi. Öğrencinin her teklife ya azimliyim, vazgeçmem demesi ya da vazgeçtim demesi gerekmekte. Oturan öğrenciye gel bu işlerden vazgeç, sana ne istersen verelim denilerek başlanır. İlk önce sepet dolu para teklif edilir. Sonra şeker. Vazgeçmediği takdirde kulağının dibinde zil, davul gibi aletlerle sesler çıkarılır. Olmazsa uzun süre gıdıklanır. Yine mi vazgeçmedi? Yuhlayarak üzerine yumurta gibi kağıt toplar atılır. Baktınız hala vazgeçmedi. Sandalyesinden aşağı indirilir ve sınıfın bir köşesinde tek başına bırakılır. Yalnızlıktan bunalan öğrenciye az sonra son kez vazgeçtin mi diye sorulur. Vazgeçmeyenler bir köşede durur, vazgeçenlerse yerlerine oturur. Vazgeçmeyen azimli öğrenciler ellerindeki kartonları çevirerek arkasındaki resmi gösterirler. Evet çocuklar, hayatın zor şartlarına, eleştirilere ve horlanmalara aldırmadan doğru yolda azimle yürüdüğümüzde hayat kaynaklarımızı korumuş oluruz. Güneş gibi aydınlık, su gibi aziz, oksijen kadar hayat dolu bir yaşantımız olur. Eğer azmetmeyip vazgeçersek doğrulardan hayat kaynaklarımızı teker teker kaybederiz. Karanlık, soğuk ve ıssız bir dünyada kala kalırız. Hepinize doğrularda azimle, sebatla ilerleyen bir hayat dileğiyle. Hangi azimli davranıyor? Babacığım, televizyondaki şu oyuncağın aynısından istiyorum. Bunun için de çok para lazım. Sen azimli, çalışkan birisin. Daha çok çalış da bana o oyuncağı al. Aferin yavrum. Bütün zorluklara rağmen çok azmettin. Üçüncü oldun. Pes etmeden devam edersen birinci de olacaksın eminim. Çekilin. O balonları kimseye kaptırmam. Hepsi benim. Birazcık daha azmedersen bu yemekleri bitirip birer porsiyon daha isteyebilirim. Çok leziz. Ha gayret. Oyun Kelimeyi bul. Amaç: Öğrenciye azim konusuyla ilgili olumlu ve olumsuz kavramları öğretmek. Sınıf iki gruba ayrılır. Öğretmen bir torbanın içine azimle ilgili bazı kelimeler yazar ve koyar. Gruptaki öğrencilerden her biri sırası gelince torbadan bir kelime seçer ve karşı gruptan rastgele bir öğrenciyi "Kelimenin zıt anlamlısı ne?" diye sorar. Hemen cevap veremeyen gruba eksi puan yazılır. Aynı kelimeler tekrar tekrar sorulabilir. Öğrenciler kelimeleri bulmada zorlanırsa öğretmenden kaybedecekleri puandan daha az bir puanla kelime satın alabilirler. En çok puan toplayan grup oyunu kazanır. Yazılacak kelimeler: Sabır, acelecilik, kararsızlık, sebat, sağlamlık, zayıflık, direnç, çözülme, güç. Zayıflık, tahammül, teslim olma, bıkkınlık, şevk, cesaret, korkaklık. En güzel örneğim Peygamberim. Vazgeçmedi. Mekkeli müşrikler Peygamberimize yeni bir din olan İslam'ı insanlara öğretiyor diye çok kötülük yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz de durmadan insanlara İslam'ı anlatıyor. Onları Allah'ı tek bir ilah olarak kabul etmeye davet ediyordu. Sevgili peygamberimiz işte bu inandığı davasından asla vazgeçmedi. Müşrikler en sonunda peygamberimizin reddedemeyeceğini düşündükleri bir teklif yapmaya karar verdiler. Ona dediler ki: "Bak, eğer zengin olmak istiyorsan sana istediğin kadar altın, gümüş ve mal verelim. En zenginimiz sen ol." İstersen seni Mekke'nin başkanı yapalım. Seni beğendiğin kızla da evlendiririz. Daha ne istersen yapmaya hazırız. Yeter ki şu İslam'ı yaymaktan vazgeç. Peygamberimiz de onlara şu cevabı verdi. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal, mülk, ne saltanat, ne krallık, ne de başka bir şey. Benim tek istediğim sizin hiçbir işe yaramayan şu putlara tapmaktan vazgeçmeniz. Sadece Allah'a inanıp ona güzel kulluk etmeniz. Peygamberimizin azmi ve kararlılığı karşısında Mekkeli müşrikler onu davasından asla vazgeçiremeyeceklerini anladılar ve çaresizce geri döndüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine daima Allah'ım senden dininde sebat etmeyi, doğruyu yapmakta azimli olmayı istiyorum diye dua ediyordu. Zorluklar karşısında yılmıyor, sebat ediyor, insanları puta tapmanın karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkarmaya gayret ediyordu. Küçük Amr'ın azmi Amr bin Seleme adında küçük bir çocuk vardı. Medine'nin uzağında bir beldede yaşıyordu. Amr'ın en büyük isteği sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görebilmekti. Ama o zamanlar yolculuklar bugünkü gibi kolay ve rahat değildi. İnsanlar bir yerden bir yere gitmek için deve üstünde ıssız çöllerde günlerce yol almak zorunda kalırlardı. Hangi çocuk bu kadar zahmetli bir yolculuğa tek başına çıkabilir? Amr da çıkamıyordu tabii. O sebeple her Medine'ye giden kafileye lütfen beni de peygamberimize götürün diye yalvarıyordu. Ama kafiledekler "Amr sen daha çok küçüksün. Yola dayanamazsın." diyerek onu geri çeviriyorlardı. Küçük Amr'ın özlemi gün geçtikçe büyüdü. Peygamberimizle ilgili anlatılanları dinledikçe İslam'ı daha da çok sevdi. Kur'an'a olan ilgisi giderek arttı. İşte içindeki bu sevgiyle okumayı öğrenmeyi aklına koydu. O günden sonra canla başla çalışmaya başladı. Nerede okuma bilen birini görse yanına koşarak Kur'an okumayı çok istiyorum. Ne olur bana da öğretin diyordu. Fakat küçük Amr'la ilgilenen pek kimse yoktu. Amr ise büyüklerinin peşini bırakmadı. Derken Tek tek harfleri öğrenmeye başladı. Aradan zaman geçti. Küçük Amr gayret ve çalışkanlığı sayesinde sonunda hedefine ulaştı. Hem Kur'an okudu, hem de sureleri ezberledi ve bu azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Bir gün yine Medine'ye bir grup insan gidiyordu. Küçük Amr kafirinin yanına koştu. Lütfen beni de peygamberime götürün diye rica etti. Kafiledekiler: "Peki Amr, sen zaten Kur'an öğrenerek bunu çoktan hak ettin. Yolculuğumuz zor ama sen azimli, sabırlı çocuksun. Buna da dayanabilirsin." diyerek onu aralarına aldılar. Böylece kervan yola çıktı. Sıcak güneşin altında günlerce süren zor bir yolculuğun ardından Medine'ye vardılar. Mescide yaklaşırken Amr'ın kalbi heyecandan gümbür gümbür atıyordu. Derken peygamberimizin yanına vardılar. Peygamberimiz misafir kafileyi gülümseyerek karşıladı. Küçük Amr'ın başına okşadı. Sonra içlerinde en güzel Kur'an okuyanın kim olduğunu sordu. Kafiledekiler Amr'ı gösterdiler. Peygamberimiz hadi bakalım Amr bize Kur'an oku dedi. Amr bin Seleme büyük bir sevinçle okumaya başladı. Gerçekten de sureleri hiç yanlışsız ve çok güzel okuyordu. Peygamberimiz küçük Amr'ın başına okşadı. Aferin Amr, dedi. Kur'an'ı eksiksiz ve güzel okudun. Sen çok akıllı bir çocuksun. Bundan sonra Kur'an okumaya devam et. Küçük Amr bu öğüdü hep aklında tuttu. Büyük bir azimle yoluna devam etti. Büyüdüğünde de peygamberimizin izinde yürüyen güzel bir Müslüman oldu. Bir tırtıl olsan, küçük bir tırtılsın ve etrafını kozayla örüp uykuya dalıyorsun. Uyandığında etrafına dolanmış lifler seni öyle sarıp sıkıyor ki Kurtulup rahat bir nefes almak istiyorsun. Güneşi, bulutları, çiçekleri görmek tek isteğin. Hem burada rahat da hareket edemiyorsun. Bir geceden ne kadar da büyümüşsün. Biraz kıpırdanıp bir oradan bir buradan itip çekiyorsun. Ne kadar zormuş bu kozadan kurtulmak. Güzel bir yataktı ama artık çok sıktı. Biraz daha uğraşınca kafanı çıkarabiliyorsun. Oh, mis gibi hava. Etrafa bakınırken bir de ne görüyorsun? Bu arkadaşın değil mi? Birlikte kurmuştunuz kozalarınızı. O da başını çıkarmış sana bakıyor. Hey dostum, hadi çıkalım, biraz oyun oynayalım, diyor ve kıpır kıpır hareketler yapıyorsunuz. Sen? Kusura bakma, bu kadar uğraşamam, biraz dinleneceğim, diyorsun. Arkadaşın buradan çıkmadan dinlenmek yok bana diyerek itip kakıyor. Sağa sola dönüyor ve derken kozasından bir kelebek olarak çıkıveriyor. Şaşkın bir şekilde bakakalıyorsunuz. kalıyorsunuz. Rengarenk kanatlarıyla uçabiliyor artık. Bu muhteşem. Heyecanla sen de kıvranmaya başlıyorsun. Ama zor iş. Arkadaşına tek başıma zor oluyor Gelip benimkini de mı, Uğraşacak halim yok dostum. Diyorsun. Arkadaşın. Bu doğru olur mu? O senin kozan. Kendin çıkman lazım. Deyince. Aman bu olacak. Hem daha çabuk oyun oynayabiliriz. Uçma yarışı yaparız. Hadi. Diyorsun. Ve arkadaşın kozanı bir yerden. Sen bir yerden yırtıp çıkıyorsun. Senin de rengarenk pırıl pırıl kanatların var. Birbirinize neşeyle bakıp hadi uçalım diyorsunuz ve kanatlarınızı çırpıyorsunuz. Muhteşem kanatlarını gururla bir çırpıyorsun, iki çırpıyorsun ama yok. Ne zormuş bu iş. Arkadaşın çoktan uzaklaşıp gitti. Sense bir türlü havalanamıyorsun. Senin kanatların daha mı büyük acaba? Diye düşünürken arkadaşın yanına geliyor. Ne oldu? Neden uçamıyorsun? Diye sorup bakınırken yanınıza gelen kurbağa Bırak! Durup sizi izledim. Başına uğraşma. Gidemezsin. Azmetmeden, çalışmadan kuvvetlenemezsin. Bu zayıf kanatlar kaçıramaz seni benden. Tembelliğin sayesinde ziyafetim almaya ne dersin? Deyip o pozun dilini sana doğru uzatsa. Duygularını dinle. Ne hissedersin? Ödevlerimizi anne, abla, abi ya da arkadaşlarımıza yaptırmak bize ne gibi zararlar verebilir? Kendi işlerimizi başkalarına yaptırarak ne kadar başarı elde edebiliriz? en güzel örneğim peygamberim. Güneşi ve ayı elime verseniz. Peygamberimiz Allah'ın peygamberi olarak görevlendirildikten sonra Mekke'de insanları İslam'a davet ediyordu. Gün geçtikçe peygamberimize inanan insanların sayısı artıyordu. Müşrikler ise Müslümanları İslam'dan vazgeçirmek için alay ve hakaret ediyorlardı. Fakat bunlar son derece azimli ve kararlı Müslümanları dininden çevirmeye yetmiyordu. Müşrikler nihayet Peygamberimizi koruyup kollayan amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler. Belki o yeğenine söz geçirirdi de yeğeni yeni din çıkarma işinden vazgeçerdi. Ebu Talip'e öfkeyle dediler ki, ''Yeğenin ilahlarımıza, putlarımıza hakaret ediyor, bizim dinimizi kötülüyor.'' Onun anlattıklarıyla biz aptal durumuna düşüyoruz. Ya o bu işten vazgeçsin yahut sen onu korumaktan vazgeç de biz onun cezasını verelim. Ebu Talip yeğeniyle konuşacağını söyleyerek onları yatıştırdı. Sonrasında Ebu Talip peygamberimize müşriklerin dediklerini anlattı ve dedi ki Bak yeğenim halk arasında düşmanlık sokmak iyi olmaz.'' Sen yine dinine göre hareket et ama onların putlarını aşağılama. Onlara sapkın deme. Kendini de beni de düşün. Ben seni onlara karşı korumakta zorlanıyorum. Halbuki Efendimiz insanlığın kurtuluşu için kendisini peygamber olarak gönderen Allah'ın emrini yerine getiriyordu. Amcasına şöyle dedi. Ey amca! Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi, bir elime de ayı koysalar, ben yine İslam'ı anlatma davamdan vazgeçmem. Ardından nemli gözlerle oradan ayrıldı. Peygamber Efendimizin böyle üzüntülü bir şekilde yanından ayrılmasına dayanamayan Ebu Talip ardından seslendi. Ey kardeşimin oğlu, gel onlara istediğini söyle.'' Yemin ederim ki hiçbir durumda seni onlara teslim etmem. Hangi kelime? Asimle ilgili bir ayet, hadis, atasözü, özlü söz tahtaya yazılır. Örneğin, kuldan hareket, meyladan bereket gibi. Sınıftan bir öğrenci tahtaya kaldırılır. Yazılan cümle sınıfça okunur. Tahtadaki çocuk cümleye arkasını döner. Çocuk görmeden tahtadaki cümlenin bir kelimesi silinir. Cümlenin yan tarafına silinen kelimeyle beraber benzer başka kelimeler de yazılır. Öğrenci silinen yere hangi kelimenin geleceği sorulur. Öğrenci kelimeyi bilemezse elenir. Bilirse tekrar başka kelimeler silinerek oyun devam eder. Eğlenceli test 1. Arkadaşlarınız okul bahçesindeki yüksek duvara çıkıp en uzağa atlama yarışı yapıyorlar. Size de oynamayı teklif ettiler. Tereddüt ettiğinizi görünce de korkak dediler. Ne yapardınız? A. Onlar yapabiliyorlarsa ben de yapabilirim. Duvara çıkıp atlardım. B. Korkak olmadığımı göstermek için cesaretimi toplayıp duvardan atlardım. C. Korkak olmadığımı söyleyip onları bu tehlikeli oyundan vazgeçirmeye çalışırdım. D. Yaptıklarının yanlış olduğunu söyler, sonra da öğretmenime şikayet ederdim. 2. Babanız havuzda size yüzmeyi öğretmeye çalışıyor. Ancak siz çok zorlanıyorsunuz. Ne yapardınız? A. Tehlikeli olabilir. Yüzmeyi öğrenmekten vazgeçerdim. B. Yüzmeyi öğrenmek zordur. Başka bir spor dalına yönelirdim. C. Babama yüzmeyi öğrenmeyi bir sonraki seneye ertelemek istediğimi söylerdim. D. Biraz korksam da babamın yardımıyla öğrenmek için çaba sarf ederdim. 3. Öğretmeniniz bir proje ödevi için sınıfı gruplara ayırdı. Sizi grubunuzun başkanı yaptı. Görev dağılımında dahil grubun bütün sorumluluğu sizde. Ne yapardınız? A. Arkadaşlarımdan veya öğretmenimden yardım isteyerek yapılması gerekenleri yapardım. B. Başkanlığı başarabileceğimi sanmıyorum. Öğretmenimden başka birini seçmesini isterdim. C. Görev dağılımını anneme yaptırır, geri kalan işleri arkadaşlarımla birlikte yapardım. D. Başkanlığı benden daha iyi yapacaklar olabilir. Başkanlığı kabul etmezdim. 4. Okulunuzun satranç takımına girebilmek için elemelere katılmak istiyorsunuz. Ancak sizden daha iyi oynayan arkadaşlarınız var. Ne yapardınız? A. Benim takıma seçilmem için Allah'a dua ederdim. B. Çok çalışırdım. Annemden de takıma girmem için öğretmenimle konuşmasını isterdim. C. Çok çalışırdım ve seçilmem için de Allah'a dua ederdim. D. Anneme en pahalı satranç setini aldırır ve çok iyi çalışırdım. 5. Bir dersin sınavından ardı ardına iki kez zayıf not aldınız. Ne düşünürdünüz? A. Ardı ardına zayıf aldığıma göre bu dersten asla iyi not alamayacağımı düşünürdüm. B. Daha fazla çalışmam veya yardım almam gerektiğini düşünürdüm. C. Bundan sonraki sınavda kopya hazırlamam gerektiğini düşünürdüm. D. Arkadaşlarımın benimle alay etmemesi için daha fazla çalışmam gerektiğini düşünürdüm. 6. Öğretmeniniz sizden öğretmenler gününde 10 kıtalık bir şiiri ezberlemenizi istedi. İlk 3 kıtayı ezberlediniz. Diğer kıtalarda zorlandınız. Ne yapardınız? A. Öğretmenime söyler, bana başka bir görev vermesini isterdim. B. Öğretmenimden diğer kıtaları başka arkadaşların okumasını rica ederdim. C. İki kıta daha ezberlemek için kendimi zorlar, gerisini ezberleyemeyeceğimi söylerdim. D. Bir oğaz dinlendikten sonra diğer kıtaları da ilk üç kıta gibi ezberlemeye çalışırdım. 7. Babanız artık namaz kılmaya alışmanız gerektiğini söyleyerek akşam ve sabah namazlarını birlikte kılmayı teklif etti. Ancak namaz kılmaya üşeniyorsunuz. Ne yapardınız? A. Karşılığında babamdan güzel bir hediye isterdim. Hediyeyi alırsa o, teklifini kabul ederdim. B. Sadece akşam namazını kılabileceğimi söylerdim. C. Yapmam gereken kolluk görevim olduğu için bu teklifi seve seve kabul ederdim. D. Namazları hızlı kıldırması şartıyla o, teklifini kabul ederdim. 8. Anneniz sizden yan apartmanda oturan yaşlı komşunuza bir tencere çorba götürmenizi istedi. Ablanız da sizin dökebileceğinizi söyleyerek kendisinin götürmesini teklif etti. Ne yapardınız? A. Ablama annem bana güvendiğine göre ben götürebilirim derdim. B. Ablama birlikte götürmeyi teklif ederdim. C. Ablama anneme şikayet ederdim. D. Ablamın inadına kendim götürürdüm ve teklifini kabul etmezdim. Azimli olursam ne kazanırım? Evde ettiğim başarılar ve kazandığım zaferler kendime güvenimi artırır. Çevremdeki kişiler bana hayranlık duyar, gıptayla bakar. Hak ederek kazanmış olurum. Kimseye muhtaç olmam. Çalışma ortamında sevilen bir kişi ve okul arkadaşı olurum. Sabır ve sebat gösterdiğim için aranılan biri olurum. Allah'ın övdüğü kullar arasına girerim. Dünyada ve ahirette kazançlı çıkarım. Zor ve sıkıntılı günlerin sonunda rahat ve güzel günler beni bekler. Her işimi kendi emeğimle yaptığım için huzurlu ve rahat olurum. Azimli olmazsam ne kaybederim? Tek başına bir işi tamamlayamaz, başkalarına muhtaç yaşarım. Yarım ve eksik işlerle dolu, sıkıntılı bir hayatım olur. Anlık güzel günler geçirsem de sonunda zor ve yorucu günler beni bekler. Hem bu dünyada hem ahirette kaybedenlerden olurum. Başarılı günler sadece hayallerde kalır. Allah'ın sevgisinden ve övgüsünden uzak kalırım. Kendimi güvenimi kaybeder, huzursuz ve mutsuz bir yaşantım olur. Çevremdeki kişiler bana güvenmez, arkadaşlık etmek istemez. Herkes ilerlerken ben gerilerde kalır, yalnızlaşırım. Hayran olunacak azim bir sahabe henüz Müslüman olmadan önce gördüklerini şöyle anlatıyor. Babamla birlikte Mekke'ye gelmiştim. Mina'da konakladığımızda bir toplulukla karşılaştım. Babama, "Bu insanlar niçin toplanmış?" diye sordum. Babam, kavminin dinini terk edip yeni bir din getirmiş olan şu kimse için." dedi. İşaret ettiği tarafa bakınca daha sonra kendisine yakından tanıma şerefine ereceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. O, ey insanlar, la ilahe illallah deyinizde kurtulunuz diye sesleniyordu. Bir adam da elinde taşlarla onu takip ediyor ve insanlar, sokun ona inanmayın, onu dinlemeyin çünkü o yalancıdır diyerek bağırıyordu. Attığı taşlar sevgili peygamberimizin ayaklarını kanatmıştı. Fakat o hayran olunacak bir azimle bu eziyetleri hiç umursamıyor. İnsanlarla birer birer konuşup onları doğru yola çağırıyordu. Orada bulunanlara bu beyaz elbiseli adam kimdir diye sordum. Abdülmutalip oğullarından bir gençtir dediler. Peki onun ardına düşüp taşlayan kim dedim. O da amcası Ebu Leheb'dir dediler. İşte sevgili peygamberimizin muhteşem azmi ve kararlılığı. İslam'ı yayma uğrunda sergilediği fedakarlığı ve gayreti. Onun bütün zorluklar karşısında hiç yılmadan hedefini gerçekleştirmek için çalışması bizim için ne muhteşem bir örnek. Umurunda mı dünya? Okulda mahallede oynadığımız oyunlarımız vardır. Yakartop, istop, ebelemece gibi. Bu oyunlarda herkes yarışır ve en iyi oyunu çıkarmaya çalışır. Azim ve gayretle elinden geleni yapar. Peki ya yapmazsa? Şimdi yakartop oynayalım. Topu alıp herkes yerine geçsin. Oyunu güzelce oynamaya başlıyoruz. Öğretmenimiz ya da görevli kişi umrunda mı dünya dediğinde toptan kaçan arkadaşlar boş boş dolaşıp oldukları yerde durup bakacaklar. Bu şekilde oyunu oynamaya çalışacaklar. Ha gayret başla dediğinde de oyun eski hızına gelecek. Sıra istop ve ebelemecede. Bu oyunlarda aynı şekilde oynanacak. Umrunda mı dünya diyerek oynanan oyun zevkli oldu mu? Hep bu şekilde oyuna devam etmek ister misiniz? Peki, ha gayret başta dediğimiz oyunlarda çok terleyip yorulmuyor musunuz? Hele hele uzun süre üzerine ilk defa oynayınca her tarafı da ağrıyor insanın. Geceleri bacak ağrıları sonra. Ne olursa olsun mücadele etmeden, azmetmeden oyunlarında zevki çıkmıyor değil mi? Evet çocuklar, eğlenmek için azmederek oynadığınız bir oyun bile kaslarınızı, reflekslerinizi, dengenizi hatta zekanızı geliştiriyor. Yorulsanız da zevk almanızı sağlıyor. Hayattaki doğru ve iyi işlerdeki azminiz sizi yorsa da, başaramayacağınızı zannettiğiniz anlar olsa da aslında hayatınıza zevk katar, sizi geliştirir. Şimdi oyununuza istediğiniz şekilde tekrar başlayabilirsiniz. Bakalım kimler? Umrunda mı dünya? Kimler de? Ha gayret başla diyecek. Allah'ın en güzel isimleri Er-Rahim Er-Rahim, iradesini iyi ve güzel işlerde azimle kullanan kullarını hem bu dünyada hem de öbür dünyada merhametiyle ödüllendiren kötü ve yanlış işlerde azmedenleri ise ahirette adaletiyle cezalandıran demektir. Allah rahimdir. Yarattığı bütün canlıları merhametiyle sarmalar. Her ihtiyaçlarını verir. Karıncalar, arılar, kunduzlar azimle çalışıp dururlar. Allah da onları yiyeceklerle, lezzetli ballarla, güvenilir yuvalarla ödüllendirir emeklerinin karşılığını alarak mutlu bir şekilde yaşarlar. Biz insanlar için de aynı şey geçerli. Hepimizi merhametiyle sarar, rahim olan Allah'ımız bütün emeklerimizin karşılığını muhakkak verir. Bu dünyada kimi zaman anlamasak da ahirette bunu kesin bir şekilde göreceğiz. Allah'ım, bunu da unutmamışsın. Ben bu çabamı unutmuştum bile sen ne büyüksün diye hayretler içinde kalacağız. Tabii sürprizler karşısında da sevinçle coşacağız. Rahim olan Allah kulları arasında ayrım yapmaz. Kim bir işte devam eder ve azimle uğraşırsa karşılığını verir. Müslümanlar yüzyıllarca azimle çalışıp büyük alimler, mucitler yetiştirmişler. Dünyaya bu ilimleri yaymışlar insanlara medeni bir şekilde yaşamayı öğretmişler. Rahim olan Allahımız da Müslüman atalarımızı başarıdan başarıya yükseltmiş. Derken zamanla Kur'an'ın dediği gibi azimle çalışmayı bırakıp boş işlere dalınmış. Ne mi olmuş? Batılılar yani Avrupalılar Müslümanlardan öğrendikleri ilmi, icatları alıp üzerlerinde azimle çalışmışlar ve sonunda teknolojide bir numara olmuşlar. Hay Allah, nasıl da boş işlere dalmışız. Baksanıza bizi geçmişler. Errahim kim bir konuda azimle çalışır, sebat ederse onun karşılığını ayrım yapmadan muhakkak verir. Hem de merhametiyle kucaklayarak verir. Eğer azimle çalışan biz olursak muhakkak kazanırız. Bir an önce ilimde, teknolojide, sanatta her neyi seviyorsak o alanda azimle çalışalım. İbadetlerimize azimle devam edelim. Sakın bırakmayalım. Rahim olan Rabbimiz de bizi başarıdan başarıya ulaştırsın. Neden geri kalalım değil mi? Allah rahimdir, merak etmeyin. Bu dünyada kötülük ve fenalıkta azim ve ısrarla çalışanlara ''Yaşasın biz yendik'' diye böbürlenerek yürüyenlere kalmayın. Onların haksızlıkları karşılıksız kalmaz. Rahim olan Allah'ımız bu dünyada da ahirette de yaptıklarının karşılığını onlara gösterir. Muhakkak cezalarını çekerler. Kötülükte devam edenlerin vay haline. Aklını kullanan, iyilikte sebat edenler kazanır ve karşılığını alırlar. Ne mutlu Rahim ismini bilen ve azmini ilimde, fende, ibadetlerinde ve güzellikte kullananlara. Biz Rabbimizin Er-Rahim ismini çokça anarsak, boş ve yanlış işlerden kaçar, faydalı ve doğru işlerle uğraşırız. İki cihanda da Evlen kullar arasına gireriz. El mukaddim istediğini en öne geçiren demektir. Azimle çalışıp Allah'tan dilersek başarılarda kimse önümüze geçemez. El mucib yaptığımız ve söylediğimiz bütün duaları kabul eder. Eğer biz azimle, ümidimizi kesmeden Allah'tan bir şey dilersek onu muhakkak karşımıza çıkarır. Ettevab. Ne hata yaparsak yapalım, pişman olursak ve azimle o hatadan uzak durursak, Allah bizi affeder. Pişmanlığımızın ve yanlışlıklardan uzak durma azmimizin karşılığını verir. Dua Er-Rahim olan Allah'ım, bizi doğru ve güzel işlerde ilerlet. Merhametinle azmimizi kuvvetlendir. En güzel yerlere getir. Büyük başarılara erdir. Amin. Yaşanmış Güzel Örnek 9 yaşındaki Ömer 5 günde kitap yazdı. Bitlis'in Tatvan ilçesi Ulu Er İlköğretim Okulu 3. Sınıf Öğrencisi Ömer Muğlu, Ramazan dedenin çiftliği adlı hikaye kitabını 5 günde tamamlayarak bastırdı. İleride başarılı bir yazar olmak istediğini anlatan küçük yazar, "Kitap okumayı çok seviyorum. Sürekli kitap okuyordum. Bu yıl içinde 500'e yakın hikaye kitabı okudum ve sonra ben de okuduğum kitaplardan esinlenerek kitap yazmaya karar verdim. 28 sayfalık kitabımı 5 günde hazırladım. Kitap içinde yer alan 13 resmi de yine kendim çizdim." Kitabımın ilk baskısını yaptım. İlk baskıyı okuldaki ve sınıftaki arkadaşlarıma dağıttık. Onlar da yazmış olduğum kitabı çok beğendiklerini söylediler ve tebrik ettiler, dedi. Ömer Moğlu'nun sınıf öğretmeni Ferhat Orak, Ömer'in azimli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu, onun bu başarısını takdir ettiklerini söyledi. Ulu Er İlköğretim Okulu Müdürü Mahmut Kocamansa, Ömer'in okuldaki diğer arkadaşlarına örnek olduğunu ve diğer öğrencilerine kitap yazmaya yöneleceğine inandığını belirtti. Sınıf öğretmeni Ferhat Orak'la birlikte Tatvan Kaymakamı Süleyman Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Ömer Muğlu kitabını hediye etti. Kitap yazmaya küçük yaşta başlayan Ömer Muğlu'yu herkesin örnek alması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bu saatten sonra öğrencimizin yapacağı güzel faaliyetlerinin daima maddi ve manevi olarak arkasında olacağız. Ömer'in bu girişimi diğer arkadaşlarına da örnek olacaktır." şeklinde konuştu. Tekerleme. 10 denedim, 20 denedim, olmadı. Vazgeçmedim. 30 denedim, 40 denedim. Başına dediler. Vazgeçmedim. 50 denedim, 60 denedim. Vazgeç, dediler, vazgeçmedim. 70 denedim, 80 denedim. Yazık, dediler, vazgeçmedim. 90 denedim, yüz denedim. Sebat ettim. Ben bu işte birinciyim. Azimle renklenen dünyam. Evet çocuklar, iyi, doğruyu ve güzel olanı yaşamaya azmettiğimizde dünyamızın nasıl renkleneceğini görmeye hazır mısınız? Şimdi ilk olarak bir resmi fotokopi ile 3 adet olacak şekilde çoğaltalım. Sonra da her gün azimle bırakmadan yapacağımız bir iş seçelim. Bu namaz kılmak, Kur'an okumak, aynı saatte ders çalışmak veya kitap okumak gibi bir şey olabilir. Birinci resim her gün düzenli yapacağınız iş için olsun. Yaptıkça her haneyi rakamının renginde boyayalım. İkinci resmi ise çok sık yapmadığınız bir iş için kullanalım ve yaptıkça boyayalım. Üçüncü resim ise ismi sizde gizli olan hiç yapmadığınız bir iş için olsun. Bunları kağıtların arkalarına yazabilirsiniz. Azimle işinizi yapıp bitirdiğinizde resminiz renklenecek ve güzel bir tablo ortaya çıkacaktır. İşte yaptığınız iş sizi bu resim gibi görünmez bir boyayla renklendirir. Daha akıllıca, daha güzel ahlaklı, daha deneyimli ve bilgili olmanızı sağlar. Tıpkı birinci resimdeki gibi. Eğer zamanla azminizi yitirip sebat etmez, yapacağınız işten vazgeçerseniz resmin sadece bir kısmı renklenir. Tamamen canlanmaz ve net olarak anlaşılmaz. İkinci resim gibi bir kısmı renklenmiş, diğer yerleri eksik kalmış olur. Yani sizin aklınız ve gönlünüz biraz renklenmiş, tamamen dolmamış olur. Eksik bilgili, güzel alışkanlıklarının kimi var, kimi yok, birazcık daha çalışsa başaracakmış gibi. Azimle yapmadığınız iş de sizde görünmez, tıpkı üçüncü resim gibi. Çünkü boyanmaz renklerle, ortaya çıkmaz benliğinizde. Siz o renklerden, bilgiden, deneyimden uzak kalırsınız. Şimdi hangi resim daha güzel sizce? Heyt, getirin bir bisiklet. Keloğlan ve arkadaşları parkta oturmuşlar, başlamışlar muhabbete. Güzel güzel gülerken toz toprak yağmaz mı üzerlerine? O da ne? nereden geldi? Derken bisiklette bir grup tekrar geçmiş önlerinden. keli olan bağırmış arkalarından. Hey, ne dersiniz? Burada oturuyoruz, görmez misiniz? Çocuklar sırıtarak, Ne oldu? Rahatın mı bozuldu kel keleş? Bu işler ustalık ister. Yapamaz sizin gibi tembeller. Demişler. Keli olan beyninden vurulmuşa dönmüş. Bana ke kel deyin, ama tembel demeyin demiş. Ben de kullanırım bisiklet. Hem de geçerim seni. He heyt. İyi öyleyse hafta sonu geç karşımıza. Yarışalım seninle. Deyip gitmiş bisiklettiler. Arkadaşları telaşla. Sen ne ettin be oğlum? Bilmezsin ki iki tekerlekli bisiklete binmeyi. Ne edersin şimdi? <laughs> Keloğlan. Azimle sebatla çalışırım kazanırım. Demiş. Getirin bana bir bisiklet. Görsünler nasıl sürülürmüş o alet. Bir binmeye çalışmış, düşmüş. İkincisinde sallanmış, dönmüş. Üçüncüsünde ay anam diye inlemiş. Arkadaşları be heykeleş boşuna bu işe girişip de kendini rezil etme. Senin gücün yetmez bu işe. Deseler de takmış kafayı bir kere. Günlerce bisiklete binmiş inmiş bir sağına, bir soluna, bir yüzüstü, bir sırtüstü düşüp durmuş. Sonunda yarış günü gelmiş. Çocuklar, ne oldu Keloğlan, kararlı mısın, o yarışta var mısın? Demişler. Keloğlan, fazla lafa gerek yok, hadi söyleyin, nereden nereye bu yarışta yok? Sınırlar belirlenmiş, çizgiye geçilmiş, yarış düdüğü öttürülmüş. Herkes asılmış pedallara, Keloğlan'ın arkadaşları nefeslerini tutmuş bakmaktalarmış. Tam virajı alırken düşer mi bizimki bisikletten? Yarışan çocuklar, ''Hoş çıktın Keloğlan, sen yoldan yuvarlan ha 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 ha'' diye yine toz tutup gitmişler. Keloğlan, ''Pes etmedim daha, bitmedi yarış nasıl olsa'' diye kalkıp tekrar binmiş bisikletine. Sıkıca tutunup, ''Bismillah, diye asılmış tekrar pedallara bir anda uçmuş gitmiş uzaklara tam çizgiyi geçecekken çocuklar Keloğlan olan gelmiş aniden geçi vermiş bitişten tozu dumana katmadan yavaşça durmuş gülümsemiş başını çevirirken azmeden kazanır beyler çok üzülmeyin gayrı her işi iyi yapmanın da bir edebi var derler bunu azmederek kazananlar bilirler demiş arkadaşlarıyla başarısını kutlayıvermiş. Değerli test Hatice'nin sınıfında gözleri görmeyen Salih isminde bir arkadaşı vardı. Gözleri görmemesine rağmen çok başarılıydı. Ondaki azim Hatice'yi çok şaşırtıyordu. Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen mücadele etmekten vazgeçmiyordu. Öğretmenleri tahtıya bir şeyler çizerek ders anlattığında "Göremiyorum." diye hiç moralini bozmuyordu. Özel hazırlanmış olan kitaplarından faydalanıyor, gerektiğinde öğretmenden veya arkadaşlarından yardım istiyordu. Hatice sabırlı olmayı, acele etmeden hedefine ulaşmayı, özgüveni, kendine güvenmeyi Salih'ten öğrendiğini söylüyordu. Beden eğitimi dersinde takla atmayı başaramıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız da sizinle alay ediyor. Ne yapardınız? A. Onların alay edebilecek yönlerini bulup ben de onlarla alay ederdim. B. Bir arkadaşımdan beni çalıştırması için yardım isterdim. Alay edenlerle ilgilenmezdim. C. Beden dersi öğretmenime takla atmak istemediğimi söylerdim. D. Alay edenleri öğretmenime şikayet ederdim ve takla atmak için çok çalışırdım. Azimli insan ne kazanır? A. Zorluklar karşısında daha fazla başarı kazanır. B. Tereddüt ettiğinde kendisine yardım edinme hakkı kazanır. C. Bazen tembellik etme hakkı kazanır. D başkalarıyla alay etme hakkı kazanır. Azimli bir öğrenci için hangisi söylenemez? A. Bir derste zorlandığında hemen ümitsizliğe düşmez. B. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmez. C. Kendisine verilen görevi zor geldiyse başka birine devretmekten çekinmez. D. Verilen görevleri yerine getirirken tembellik göstermez. Bahçede arka tekerlerin yanlardan küçük tekerlerle desteklendiği bir bisiklete biniyorsunuz. Orada bulunan annenize destek tekerlekleri çıkarmak istediğinizi söylediniz. Ancak arkadaşlarınız düşebileceğinizi söyleyerek sizi vazgeçirmek istedi. Ne yapardınız? A. Onlara da aynı şeyi yapmalarını tavsiye ederdim. B. Tereddüt ederdim büyük bir ihtimalle de destekteki çıkarmaktan vazgeçerdim. C. Beni kıskandıkları için böyle söylüyorlardır. Kararımdan vazgeçmezdim. D. Dönemek istediğimi söyleyip bana yardım etmelerini isterdim. Doktorunuz yaşınıza göre kilonuzun fazla olduğunu söyleyerek şeker, pasta, çikolata gibi yiyecekleri yemenizi bir süre yasakladı arkadaşlarınız önünüzde çikolata yiyorlar. Ne yapardınız? Önümde çikolata yedikleri için onlara küserdim. Çok az vermelerini rica ederdim. Canım çekeceği için yanlarından uzaklaşırdım. Kilo vermiş halimi hayal eder, yememek için kendimi tutardım. Öğretmeniniz yaz tatilinde okunmak üzere 15 tane kitap ismi verdi. Arkadaşlarınızın çoğu bu kadar kitabı okuyamayacaklarını, sadece birkaç tanesini okuyacaklarını söylüyor. Siz ne yapardınız? A. Arkadaşlarıma öğretmenimizle konuşup kitap sayısını azaltmasını isteyelim diye teklifte bulunurdum. B. Ben de birkaç tanesini seçip sadece onları okurdum. C. O günden itibaren hızlı kitap okumaya başlardım. Böylece yazın kitapların hepsini bitirebilirim. De, anne ve babamla bir plan yapıp kitapları bitirmek için elimden geleni yapardım. Ercan, hırslı bir öğrenciydi. Hiçbir arkadaşının kendisinden daha yüksek not almasını istemezdi. Okulu birinci olarak bitirebilmek için çok çalışırdı. Murat ise azimli bir öğrenciydi. Derslerinde başarılı olabilmek için çok çalışırdı. Elinden geleni yapar ve başarısı için Allah'a dua ederdi. Bu şekilde tevekkül ettiğinde kendini daha huzurlu hissediyordu. Atasözü Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bir işi yaparken türlü sıkıntılara katlanıp sabreden, azim ve gayret gösteren, uzun süre çalışıp emek veren kişi eninde sonunda başarıya kavuşur. Sabreyle işine hayır gelsin başına. Karşına çıkan zorluklara kızıp öfkeye kapılmaz, acele edip gevşemezsen, azmini yitirmezsen başarı da hayırlı sonuçta senin olur. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz azmeden kişinin yapamayacağı iş yoktur. Emek olmadan yemek olmaz. Hayatımızı sürdürebilmek için temel ihtiyacımız olan yemek dahi azmetmeden, çaba ve gayret göstermeden elde edilemez. Sabreden derviş muradına ermiş. Bir işi yapmaya karar verip hareket ettiğimizde başımıza ne gelirse gelsin sabrederek İşimize azimle devam edersek isteğimize ulaşırız. Kuldan hareket, mevladan bereket. Allah azimle çalışanın başarısını daha çok büyütür, güzelleştirir. Olsa ile bulsayı ekmişler hiç bitmiş. İnsan başarıya boş söz ve hayallerle değil, çaba ve gayretle ulaşır. Ah, şu olsaydı, böyle olmasaydı. Şunu bulsaydım yakınmalarıyla başarı gelmez. Azmetmeden hiçbir başarı elde edilmez. Deyim. Üstüne, üzerine düşmek. 1. Bir, bir şeyi elde etmek için bıkmadan, usanmadan azimle çaba göstermek. 2. Sevme ve korumada çok ileri gitmek, aşırı ilgi göstermek ekmeğini taştan çıkartmak. Geçimini sağlamak için her türlü ve en zor işleri dahi azimle yapmak. Geceyi gündüze katmak. Ara verip duraksamadan devamlı bir şekilde azimle çalışmak, büyük çaba göstermek. Azmi, cezmi, kastelim. Azim ve kararlılıkla bir işi sonuna kadar yapmaya çalışmak. Şimdi bilmece zamanı. Bu iş çok zor demez. Güvenir kendisine. Mücadele etmekten çekinmez. Gülümser hafaza meleklerini. Buldunuz mu? Cevap cesaretli. Ne yapayım? Ne edeyim? Bir türlü karar veremedim. Hiç sormayın dostlar. Bu halimden ben de şikayetçiyim. Peki bunu buldunuz mu? Bunun cevabı da tereddüt etmek. Başladığımız zaman bir işe elimizden geleni yapalım. Dua edip Rabbimize isteyelim ondan yardım. Evet, bu da tevekkül. Ve son olarak Ali İmran Suresi 159. Ayet-i Kerime Karar verip azmettin mi ve artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.